Bugün Bilim Kurulu saat 17'de toplanıyor. Gündem oldukça yoğun. Şimdi Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Sayın Tevfik Özlü bizlerle birlikte. Sayın Öz, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, teşekkür ederim. Teşekkür ederiz bizlere vakit ayırdığınız için. Türkiye'de vaka sayıları hızla yükseliyor. 30 binin üzerine çıktı. Omikron varyantının Türkiye'deki etkisi diyebilir miyiz buna? Ve bu süreçte vatandaşlar nelere dikkat etmeli? Hastanelerdeki doluluk oranları nedir? Evet, yani omikron varyantı sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da hatta bütün dünyada vaka sayılarında bir sıçramaya neden oldu. Avrupa'da vaka sayıları günlük 100 binin üzerine çıktı pek çok yerde. Dünyada da vaka sayıları şimdiye kadar görülmemiş düzeyde günde 1 milyon vakanın üzerine çıkmış durumda. Omikron'a bağlı bir dalga yaşıyoruz ve bu dalganın çıkış kolu üzerindeyiz. Dolayısıyla benim tahminim bu dalgada ulaşılacak pik daha önceki dalgalarda ulaşılan piklerden çok daha yüksek olacak. Çok daha fazla sayıda bir hasta ile karşı karşıya kalacağız, öyle gözüküyor. Türkiye'de de dikkat ederseniz vaka sayılarında ciddi bir artış trendi 2 gündür izleniyor. Bu beklediğimiz bir durumdu. Çünkü Avrupa'daki vaka artışlarını takiben Türkiye'de de böyle bir artışın olabileceğini gecikmeli olarak daha önceki deneyimlerden biliyoruz. Dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü omikron çok kolay bulaşıyor, çok hızlı yayılıyor. Omikron'un görüldüğü ülkelerde vaka sayıları 2-3 günde bir katlanıyor neredeyse. O bakımdan bulaşmayı engelleyecek tedbirleri almamız lazım. Mutlaka ve mutlaka maskemizi sosyal alanlarda usulüne uygun olarak kullanmalıyız. Yani ağzımızı, burnumuzu örtecek ve yüzümüze sıkıca oturacak şekilde maske kullanmalıyız. Diğer insanlarla mesafemizi korumalıyız. Temas etmemeliyiz. Kapalı alanlara, kalabalıklara girmemeliyiz. Diğer insanlarla birlikte yeme içme alışkanlığından vazgeçmeliyiz. Toplantılara, kalabalıklara katılmamalıyız. Açık havada bile olsa konserler, maçlar bunlar riskli alanlar. Dikkatli olmamız gerekiyor. Tedbir alarak bir de aşılamamızı tam hale getirmemiz lazım. Hatırlatma dozunun burada büyük bir önemi var sanıyorum hocam. Kesinlikle evet. Yani yapılan çalışmalar eğer hatırlatma dozu yapılmamışsa bu varyantın aşılamadan büyük oranda kendini kurtarabildiğini gösteriyor. Ama hatırlatma dozu yapılan kişilerde hala %70, %80'lere varan ölçüde koruma sağlıyor aşılar. Omikron varyantının etkisini uzun süre görecek miyiz? Bu aşılamayla doğru orantılı mı? Ve omikronu da gördükten sonra daha hızlı yayılan bir varyant olduğunu tespit ettik. Bundan sonraki süreçlerde yeni varyantlarla karşı karşıya kalma ihtimalimiz var mı? Şimdi omikron dalgası dünyada yeni başladı. Yani dalganın çıkan konumdayız şu anda. Ben önümüzdeki dönemde bu omikrona bağlı dalgalanmayı ciddi biçimde hissedeceğimizi düşünüyorum. Artarak vaka sayıları devam edecek. Tabii ne zaman pike ulaşır, ne zaman düşüşe geçer bilmiyorum. Ama bu pik dediğim gibi diğerlerinden çok daha yüksek bir pik olacak gibi duruyor. Şimdi bunu durdurmak o kadar kolay değil. Çünkü çok kolay, çok çabuk ulaşıyor. Etrafınızda da arda arda COVID'e yakalanmış aileler, arkadaşlar bulabilirsiniz. Genelde baktığınızda ufak bir dikkatsizlik, tedbirsizlik bulaşmak için yeterli oluyor. Biraz da bizde bir gevşeme oldu. Yani sanki salgın bitmiş gibi insanlar tedbirleri ihmal etmeye başladılar. Birlikte yeme içmeler, oturup kalkmalar, işte maske kullanımında maalesef ihmalkarlıklar ortaya çıktı. Bunun bedelini önümüzdeki dönemde artan vaka sayılarıyla göreceğiz. Umarım çok hasarlı olmaz çünkü bu süreçte maalesef iyi aşılı olmayanlar, hani tam aşılı olmayanlar diyelim ya da işte kronik hastalığı olanlar, yaşlılar daha çok etkilenecek maalesef, öyle gözüküyor. Tabii omikrondan sonra başka varyantlar çıkabilir mi? Çıkabilir çünkü dünyada henüz aşıya ulaşmamış çok sayıda insan var. Dolayısıyla enfeksiyon havuzu da çok geniş. Çok sayıda virüsü taşıyan kişi var.
Ve dolayısıyla bundan sonra da bu tür varyantlar olmaya devam edecek muhtemelen. Şimdi dünyadan da örnekler verdiniz Sayın Hocam. Hızla tedbirler alınmaya başlandı aslında Avrupa ülkelerinde. Türkiye'de yeni tedbirler, ek tedbirler alınması gündeme gelebilir mi? Çünkü kış mevsiminin gelmesiyle birlikte kapalı alanlarda çok fazla vakit geçiriliyor ve restoranlarda vatandaşlar oldukça kalabalık bir şekilde başka kişilerle vakit geçirmeye başladılar. Bunlar ek tedbirleri gerektiren durumlar gibi gözüküyor. Bilim kurulunun gündeminde olacak mı? Şimdi bu konular tabii ki her zaman konuşuluyor, konuşulacaktır yine ama tabii böyle bir tedbirin alıp alınmayacağı konusunda yetkililer karar verecek, yönetim erki karar verecek. Ama şu önemli, eskisi gibi değiliz. Yani şu anda omikron nedeniyle çok ciddi bir pikin başlangıç noktasında bulunuyoruz. Bunu ciddiye almak lazım, önemsemek lazım. Kırılma noktaları var. Mesela toplu taşıma bunlardan bir tanesi. Gerçekten İstanbul'da bazen günde 8-9 milyon kişi toplu taşıma kullanıyor. Bu kadar kalabalık insanın daracık bir yerde, iyi havalandırılmayan bir ortamda bir arada olması gerekiyor. Bunun için yani maskenin kullanılması çok önemli. Yapılabilir tabii bazı tedbirler, bilemiyorum. Yani bu konuda esas olan şey vaka sayılarındaki artış ve bunun sağlık sistemine getireceği yükü düşünerek ona göre alınacak tedbirler olabilir. Ama şu an itibarıyla baktığımızda henüz eskiden olduğu gibi bir şey yok. Yasaklama ya da kısıtlamalarla ilgili bir gündem benim bildiğim Türkiye'de yok. Ama olmayacak anlamına gelmez. Bence bireysel korunma yöntemlerine dikkat ederek kendimizi korumak, bu şekilde ülkemizi de bu şeyden, gelecek olan dalgalanmadan en az hasarla çıkmasını sağlamak hepimiz için en kolay yol olacak tabii ki. Sayın hocam, hastanelere nasıl yansıyor peki durum? Çok fazla test sırası görmeye başladık artık hastanelerde. Uzun kuyruklar oluşmaya başladı. Ancak daha çok evde bu hastalığın atlatıldığına şahit oluyoruz, omikron varyantının daha doğrusu. Bu yoğun bakımlara yansıyan bir durum söz konusu mu özellikle ileri yaşlarda? Aynen dediğiniz gibi şu anda gördüğümüz genel itibariyle omikron ile ilgili bildiriler de o yöndeydi. Bizim de gözlemlerimiz daha çok hafif ayaktan atlatılır hastalık şeklinde bunun seyrettiği. Hastane yatışı çok gerektirmiyor. Ama tabii evde de olsa bayağı sıkıntılı semptomlara yol açıyor. Ciddi bir halsizlik, kas ağrıları, eklem ağrıları, boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı, hafif baş ağrısı gibi semptomlar oluyor. Öksürük oluyor, çok rahatsız edici. Böyle semptomlarla bir hafta 10 gün devam edip sonra iyileşiyor. Ama bazen de böyle atlatamayanlar oluyor. Özellikle dediğim gibi yaşlılar, kronik hastalığı olanlar ya da bağışıklığı baskılayan bir durumu olanlar, onlar daha ağır seyredebilir. Şu an itibariyle benim hastanemde hastane yükünde öyle ciddi bir artış ben gözlemlemedim. Daha çok poliklinik yükünde artış var. Ayaktan başvuran hasta, test yaptıran, sizin söylediğiniz gibi kişilerin sayısında ve pozitif çıkan testlerin oranında artış var. Sayın hocam, bir de 2022 yılı bizim için nasıl geçecek onu çok merak ediyoruz. Çünkü COVID-19'da mücadelede uzun bir süreç geçti. Sağlık çalışanlarımız, siz değerli doktorlarımız uzun mesailer harcıyorsunuz. 7/24 esasıyla yoğun çalışmalar yürütüyorsunuz. Sizlere tekrar teşekkür etmek istiyorum ve bu yıl da bizim için zorlu bir yıl olacak gibi duruyor. COVID-19'da mücadelede önümüzdeki sene bizi nasıl bir süreç bekliyor sizce? Ve vatandaşlarımıza sizin yaptığınız uyarılar oldukça önemli, oldukça etkili oluyor. Bir rehavet olduğunu gözlemlediğinizi siz de söylediniz. Vatandaşlara yapacağınız uyarıları biz ulusal kanal ekranlarından aktarmayı çok isteriz. 2022'nin umarım daha iyi olmasını diliyorum. Yani böyle bir dilek hepimiz için geçerli. Ama bu konuda hani tahminde bulunmak zor. Çünkü şu salgında gördük ki biz her ne kadar aşılamayı yapsak bile henüz yeterince aşılama yapmayan ülkelerde virüs yeni varyantlar oluşturuyor ve dönüp o varyantlar tekrar bizi de dalgalar şeklinde vuruyor. Dolayısıyla hani birimiz güvende değilsek, yani hiçbirimiz güvende olamayacağımızı anlamış olduk. Dünyada aşının adil bir şekilde dağıtılması, yoksul ülkede salgını kontrol altına alabilecek şekilde aşılanmaları önemli.
Bunu başarabilir mi insanlık 2022'de? Bilemiyorum yani. Bunun önünde çok engeller var. Hala yoksul ülkelerdeki insanların yaklaşık %8'i 9'u tek doz aşı yaptırmış durumda. Dolayısıyla hani pandeminin devam edeceğini öngörüyorum. Ama şöyle bir durum var. Başlangıçtaki gibi değiliz. Tabii aşılama Türkiye'de oldukça yüksek oranlarda aşılama var. Ve hastalığın zaman içerisinde yeni oluşan varyantlarla bir miktar daha hafif bir forma dönüştüğünü biliyoruz. Yeni ilaçlar var gündeme gelen, belki 2022'de onların da kullanıma girmesiyle beraber hani pandemi devam etse bile biraz daha hafif, daha az öldüren bir hastalık şeklinde yaşamaya devam edeceğiz diye düşünüyorum. Sayın Özlü, yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Yoğun bir gün sizleri bekliyor. Bilim Kurulu toplantısı var. Zaman ayırdığınız bize çok sağ olun. Çok teşekkürler, iyi günler. Evet, Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü bizlerle birlikteydi. Saat 17'de Bilim Kurulu toplanacak ve gündeme ilişkin önemli bir toplantı yapılacak. Ardından Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca'nın da bir açıklama yapması bekleniyor. Acaba ek tedbirler alınacak mı? Sayın Özlü'nün de ifade ettiği gibi omikron varyantı hızlı yayılan bir varyant. Özellikle kapalı alanlarda maske kullanımı ve mesafe bu varyantın da ortaya çıkmasıyla birlikte daha önemli boyuta geçti. Pek çok vatandaşın şu sıralar pozitif olduğu haber hep birlikte duyuyoruz. Hastanelerin PCR bölümlerinde uzun kuyruklar olduğunu görüyoruz. Kritik bir süreçten geçiyoruz. Omikron varyantı ayakta ve evde geçirilse ve atlatılsa bile bazı vatandaşlar için, belki de bizim yakınlarımız için yine öldürücü ve tehdit edici boyutta olabilir. Dolayısıyla kuralları hepimizin özen göstermesi ve buna uygun davranması oldukça kritik. Eğer devlet bu konuda ek tedbirler almasa bile vatandaşların bireysel alacağı tedbirler, ki Sayın Özlü'nün de ifade ettiği gibi en kritik nokta belki de bu, hepimiz için daha kurtarıcı bir boyuta ulaşabilir. Dolayısıyla bugün Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca'nın yapacağı açıklamayı merakla bekliyor olacağız. Ulusal kanal ekranlarından size gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Şimdi